Ahmet taş getiren karar. Ne oldu? Oyun tutmadı mı? Cumhurbaşkanlığı seçim süreci. Baş oyuncu Tayyip Erdoğan. Tamam, ikinci defa, üçüncü defa tartışması var ama o kendinden emin. Yeniden adaylığa doğru kararlı bir biçimde yürüyor ne de olsa Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından hazırlanmış tapu gibi bir gerekçesi var. MHP lideri Bahçeli de arkasında saf tuttuğuna göre neden kararsızlığa yönelsin ki? Tabii demokrasilerde bir de rakip olacak, yarışacaklar. Tayyip Bey rakibini de seçmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yiğit sen çık karşıma dozunda bir çağrıyla. Karşıda bir altılı masa bloku oluşmuştu. Ortak aday diye bir arayış vardı masada. Altı partinin tabanını tatmin edecek bir isim aranıyordu. Tamam Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yan kulvardan atak halindeydi ama gene de karar altılı masadan çıkacaktı. İşte şu malum mahkeme kararı tam bu süreçte geldi. Geldiden de öte siyaset arenasına bomba gibi düştü. Mahkeme kararı deyince bir konuyu belirtmeden olmaz. Memlekette epeyce bir süredir yargının siyasallaşması diye bir şey tartışılıyor malum. Siyasallaşma deyince Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güç tepede yoğunlaştığı, yasamanın, daha kötüsü de yargının, yürütmenin de etki alanına girdiği bilindiğine göre iktidarın yargıda etkin olduğu durumun kastedildiği biliniyor. İktidarın İstanbul egemenliğini yıkan adam Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması siyasi iradenin ilgisi dışında olabilir mi? Üstelik İstanbul işi de yargı engelini aşan bir halk iradesiyle gerçekleşmiş. Üstelik dava sürecinde İmamoğlu'nun hakaret diye nitelenen ahmak sözünün yüksek seçim kurulu üyelerine değil İçişleri Bakanı'na yönelik olduğu görüşünü belirten yargıç değiştirilmiş. Yeni bir hakim tayin edilmiş. Bir de savcı var. Bu savcıyla Furkan Oku'dan bu hakimin Mehdi Komşul elindeki davada Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 günlük bir hapis cezası çıkmış. Ceza İmamoğlu'na aynı zamanda siyasi yasak getiriyor. Yani tam 12'den vuran bir karar değil mi? Ama ilginç. Cezanın temyizi var. İstinafa gidecek, sonra Yargıtay'a. İktidara yakın hukukçular bile ifade ediyor ki bu karar istinafta bozulur. Çünkü hukuksuzluklar var. Kaldı ki istinaf ve yargıdaki dava süreci Orada da devreye siyasi irade girmezse 2-3 yıldan aşağı olmaz deniyor. Ne olacak şimdi? İlginç bilgi şu, yargılamayı yapan savcının da, hakimin de AK Parti çevreleriyle yakınlığını sergileyen fotoğraflar ortaya çıktı. Yargının siyasallaşması olgusu zaten siyasi iktidarla bağlantılı bir hadise. Şu somut olgularda İmamoğlu'nu cezalandırmanın açık siyaset, iktidar ayağının uzantısı olarak okunuyor. Dünyada böyle okumuş hadiseyi Türkiye'de. Yani bu durumda siyasi irade İmamoğlu'nu cezalandırmak istedi, yargıdan da öyle karar çıktı demek mi gerekiyor? Böyle bir olayda siyasi iradeden kastın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası olmayacağını bilmeyen yok Türkiye'de. O zaman kararın Beştepe ile ilgisi mi var? Soruyu böyle apaçık sormamın bir sebebi var. Soru şu, acaba Erdoğan karşısında İmamoğlu'nu mu istiyor? yani Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu rakip olarak görme isteğinden vaz mı geçti? Daha ilginci Erdoğan, İmamoğlu'nu rakip hale getirirken kendi tırmanış yolunu ona bahşetmek gibi bir lütufta mı bulundu? Öyle ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken cezalandırılmak, Pınar Sara tam da oradan Saraçhane'den gitmek ve sonra Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı yolculuğuna yönelmek. Şimdi de İmamoğlu'na herkes tarafından en azından abartılı bulunan o sebeple de niyeti sorgulanan bir ceza verilmesi. Tıpkı 2019 seçimleri gibi bir bozgunun taşlarını döşemek. Tayyip Erdoğan bunu yapar mı? Dolayısıyla mahkeme kararı oranın işaretlemesiyle alakalı mı yoksa İstanbul bozgununun oluşturduğu rövanş saplantısı ona paralel her şeyi yapabilme niteliğine bürünen güç zehirlenmesi insanları pişmanlıklar getirecek böyle yollara mı sevk ediyor? Erdoğan'da garip bir kararlılık tavrı bulunduğu biliniyor. İstanbul seçiminde 2019'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilçe ilçe meydanlarda dolaşıp sonu bozgunla biten bir süreçte Binali Yıldırım'a oy istemek mesela ekonomide uyguladıkları mesela neredeyse ekonomi biliminin tersine bir uygulamayı kararlılıkla sürdürüyor. Bütün ekonomi hocalarını mandacı diye nitelemek ve yapışkan insanları boğan enflasyonu içine sindirmek ülkeye ödetilen böylesi bir bedele hangi devlet adamı iradesi razı olabilir? gerçekten eşine az rastlanır bir kararlılıktır bu artısıyla eksisiyle. Bu arada bir başka mesele daha var. Altılı masa ortak aday arıyordu. Acaba o aday Ekrem İmamoğlu mu olacaktı? Yoksa mahkeme kararı altılı masaya emri vaki mi yaptı? Bu durumda gönlünden adaylık geçiyorsa bile Kılıçdaroğlu'na bu emri vakiye razı olmak mı düşecek? Siyaset değil bilardo maçı sanki. Ahmet Taş getiren karar. you <laughs>